Selam arkadaşlar, Selam. nasılsınız? Süpersin. Bu arada bizi soracak olursanız bomba gibiyiz. İstanbul'da muhteşem güneşli bir güne uyandık şu an. Ve Yıldız Parkı'na geldik annemle birlikte. Cumartesi saat 11 suları. Efendim hemen söyleyeyim saati de. 2'ye kadar müsaadesi var. Cumartesi günleri artık bize müsaade etmeye başladılar. Biz de merkezde nereye gidebiliriz, nereye gidebiliriz diye düşündük. Gerçi sen anne Belgrad Ormanı'nı seviyorsun değil mi? Yıldız Parkı'nı da seviyorum. Yani devam Belgrad Ormanı, Belgrad Ormanı diyor arkadaşlar ama gerçekten Yıldız Parkı da şahane. Hem orman havası, doğayla iç içe. Bilmeyen arkadaşlar için de videoyu açalım, sizinle de paylaşalım dedik. Sizin de eminim evde 65 yaş üstü bireyleriniz vardır. Şahsen benimkisi kafayı yedi. Maske takacağım, niye çıkacağım ki diyor. İkinci aşısını da oldu. 30 gün bekliyoruz gerçi antikor üresin diye ama böyle izole insanlardan uzakta gezmeye karar verdik. Bence psikolojileri bozuk 65 yaş üstü bireyleriniz varsa lütfen onları ihmal etmeyin ve hafta sonu en azından hafta içi çalışıyorsanız bile alın, gezdirin. Hatta İstanbul'da yaşayanlar Yıldız Parkı'na gelebilirsiniz. Çok güzel bir yer burası. Hadi birlikte gezelim. Haydi. Çak. Arkadaşlar biz böyle çayır çimenin arasına girmiştik tabii ki. Onun için şimdi normal düz yola çıkalım annemle ve yürüyüş parkurunda yürümeye başladık. Anne beğendin değil mi burayı? Çok güzel. Biraz insanlar da dışarıya çıkmaya başlamışlar. Çocuklarını falan getirmişler baksana. Arkadaşlar yani evet gerçekten. Belgrad Ormanı da iyi. Anneciğim gir koluma istiyorsan. Burası biraz yokuş. Belgrad Ormanı da arkadaşlar çok güzel ama biz burayı da çok seviyoruz annemle. Gerçekten şahane bir yer yani. Bence şey yapalım, Japon bahçesine gidelim önce. Ne diyorsun? Hadi. Japon bahçesini görmüş müydünüz? Ayıp olmasınlar diye çekmedim onları. Ama gidiyorlar. Bakar mısın? Sanırım nişanlılar onlar. Çünkü pembe kıyafet giymiş. Aslında ben pembeden nefret ederim. Evlenecek olsam pembe nişan kıyafeti hiç bana göre değil. Daha doğrusu gelinlik falan da bana göre değil. Ama insanlar seviyorlar. Bizim Türk halkı seviyor daha doğrusu. Gelinlikler, işte pembe kırmızı kıyafetler, nişanı var, kınısı var, düğünü var. Saçma salak bir ton şeyi var. Beni evlilikten soğutuyor şahsen. Benim için evlilik. Adamı buldun mu? Git. Bas nikah. Geç git. Gelin gelin gelin. Allah mutluluklarını daim etsin diyelim. Anne bu da nişan değil mi? Mavi, pembe. Ne değişik kıyafetler giyiyorlar ya. Değişik bir ağaç bulduk arkadaşlar. Tabii bizimkisi resim istiyor. Hemen çekelim. İlk de çekiyorum anne. Ağacın içine girmek ister misin? Beraber de çekilelim. Dur. Bakamıyorum. Sende gözlük yok mu? Var. Arkadaşlar gözlüğü var bakamıyor. Gel. Hayır kafamı eğeme şey kaldıramam. Buradan. Peki şekerim hadi devam edelim. Görüşürüz başka yerde. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Evde otur böyle de çıkıp bir anda bir dolu yürüyünce gerçekten bacaklarım hamlamış. Tabii Hüdayi hocam sağ olsun arada boks yapıyoruz ama gene de yeterli değil demek ki spor için. Bu arada insanlar köpeklerini falan dışarıya çıkarmışlar. Çok tatlılar. Gerçekten öyle. Ah. Bücür olsaydı şimdi bücürle de gezerdik anneciğim.
Herkes getirmiş köpeğini arkadaşlar. Çok tatlı. Çok iyi ya. Hadi gez bakalım. Güneşi bulmuş, o da geziyor arkadaşlar. Tabii ki haklı köpek. O da eminim ki evde sıkılmıştır bizim gibi. Bu arada şurada şöyle bir yer var. Gelin bakalım oraya da. Ya bu arada gerçekten annemi de kaybettim. Ya gerçekten huzuru buldum şu an. Bir haftadır evdeyim biliyor musunuz? Tabii aralarda evde size içerik üreteceğim diye de uğraşıyorum. Ama gerçekten şu an bu yeşillik, bu göl. Yani şu an green'in eli tonu misali yeşilin eli tonunu görüyoruz arkadaşlar. Süper. Hadi gidelim. Devam edelim. Arkadaşlar. Artık böyle yavaş yavaş parkın sonuna doğru geldik. Bir sürü yürüdük ettik. Bu gölü çok seviyorum. Kaplumbağasından tutun ördeğine, ördeğinden tutun bakbakına her şey maşallah var. Hafif rüzgar başladı sanki. Hayat çok güzel. Kuşlar cik 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 ötüyor. Gene annemi kaybettim. Bir parka iki kişi gelip de kaybolmak böyle bir şey olsa gerek arkadaşlar. Yok kadın yok. Ne tarafa gitti acaba? Ah anneciğim. Bulduk. Gene bulduk seni. Yukarı çıkalım mı? Köprü değil de şeye Japon bahçesini bulalım. Yoruldun mu? Hadi devam. Buradaki ağaçlar ne kadar değişik modellerdi. Sanki insan figürleri. Bulutlar gibi. Böyle bir şeylere mantıklı baktığında bir kadın, bir dişi, bir erkek. Ağaçlar öyle benzemiş. Ah, Japon bahçesini gördüm. Birazdan göstereceğim size ama yokuş beni bitirdi arkadaşlar gerçekten. Full hamım yani şu an. Ama bu parkta 5 gün vakit geçirirseniz hamlık manlık kalmaz size söyleyeyim. Hadi gidelim. Şimdi göreceksiniz çok tatlı bir yer. Anne! Ah, kadın benden hızlı çıktı yahu. Hadi gel. Arkadaşlar milleti görüyor musunuz? Ya gerçekten şu an Berlin'deyim sanki. Berlin çok aşırı yeşillikleriyle yoğun bir ülke, şehir. Şu an kendimi orada hissettim. Hem de İstanbul'da düşünün Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ın göbeğindeyiz. Sevgililer oturmuşlar. Çifte kumrular. Efendim çayını alan, kahvesini alan masasını kurmuş. Ne güzel ya. Harikasınız. Bir dahakine anneme söyleyeyim de kumanyamızı biz de hazır edip şey yapalım. Gelelim. Olmuyor böyle. Burada bir kafeteryası vardı. Kapanmış. Malta Köşkü'nü deneyeceğim kahve içmek için ama açık mı bilmiyorum. Ah. Acıktım ya. Beni bilenler bilir. Ben yarım saat yürürüm. Sonra acıkırım. Yapacak bir şey yok. Anne, akşam yemeğine ne yapacaksın? Akşam yemeğine ne yapacaksın? Evet arkadaşlar. Sabahtan beri aradığımız yer burasıydı. Dış görüntüsü bu Japon bahçesinin. Eğer içeri girebilirsek, müsaade ederlerse, sorun yoksa çok güzel şeyler göreceksiniz. Arkadaşlar gerçekten anda kalmak diye bir şey var. Anın kıymetini bileceksin. Çünkü niye? Vakit bir şekilde geçip gidiyor. Eğer sen kendini pandemi diye, şu diye, bu diye eve kapatırsan eve kapattığında kalıyorsun. Aynı şekilde aile bireylerinde, özellikle de 65 yaş üstüne. Bizimkisi şu an çocuk gibi yani. Ben onun ebeveyni oldum. Haldır uldur onu arıyorum. Bu arada videonun başından beri annemi gene kaybettim. Annemi gene kaybettim muhabbeti yapıyorum. Farkındayım ama gerçekten kayboluyor. Yapacak bir şey yok. Sizi seviyorum. Anda kalın. Devam.
Hepsi birbirini görünce coştular köpeklerin. Anne Japon bahçesine geldik ama içeride tadilat var galiba. Bir adam görüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar, içeride avizeleri vesaire takan bir adam görüyorum. Büyük ihtimalle burası kapalı şu an. Ya ne biçim iş ya? Arkadaşlar pandemide de her yeri kapattılar ya. Tamam açılıyor ediyor diye haberler çıktı. Gezmeye de başladık ama yani şurayı size göstermek isterdim biliyor musunuz? Neyse. Kapalı anne, maalesef kapalı. Adam baksana içeride tadilat halinde vesaire. Yapacak bir şey yok, gel kahve içeceğimiz bir yer bulalım. Hadi gelin. Arkadaşlar sürpriz, Malta Köşkü'nün de kafe bölümü kapalı, kahve içecek yer yok. Böyle kumanyasını alan gelmiş, karnını doyuruyor, biz de izliyoruz. Ben kötü oldum açıkçası. Gel anne gidelim aşağıya göleti gezelim. Tamam. Geliyor musunuz arkadaşlar? Oradan da çıkar gideriz. Ya başka yerde kahve içeriz ya da eve gideriz. Yeter bize. Yavaşlandı saat zaten 1:30 oldu. Annemin yasağı geliyor. 2'den sonra yasak. Anne yaşasın. Yaşasın. Ya süper oldu ya. Boş bank bulduk şaka gibi. Her yer tıklım tıklımdı, yetmemiş çimenlikler dolmuştu ama biz bulduk. Eminim kalkmışlardır, biraz önce kalkmışlardır. Ay dinlenelim bari birazcık. Yoruldun değil mi? Yokuş çıktım ya. Yokuş yoruyor aynen. Yokuş yoruyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hava mis halen daha. Bozmadı. Biraz önce halanla konuştum. Ha, ne diyor? Dayı kızına gelmişti. Evet. Hava çok karanlıkmış, yağmıyor. Anne İstanbul burası işte, bu Şişli, Beşiktaş güneşliyken Pendik karanlık oluyor. Yapacak bir şey yok. İstanbul'u bilenler biliyor arkadaşlar, hakikaten bir taraf güneşliyken karşı tarafta başka bir yer yağmurlu fırtınalı olabiliyor yani. Yapacak bir şey yok gerçekten de. Ayrı bir şey gibi ama komplesine İstanbul demişler. Beylikdüzü de İstanbul, Pendik de İstanbul, Maltepe de İstanbul, o da İstanbul, bu da İstanbul. Benim tuvaletim geldi, görüşürüz. Sen otur burada, ben geliyorum. Bu kızla nereye gidersek gidelim hemencecik ya çişi geliyor ya karnı acıkıyor. Aynı küçük çocuk gibi. Ne ya, gerek kaçtı bitti. Beni bıraktı buralarda ya. Bu kadar güzel bugün. Yazdan bir hava gibi, çok güzel. Bayıldım. Her gün evde oturmaktan sıkılmıştım. Ay geldin mi? Çişini yaptın mı? Yaptım. Oh. Yazdan da karnın acıkıyor zaten. Evet. Küçücük bebek gibisin. Zaten parka girdikten 15 dakika sonrası acıktı anneciğim. Arkadaşlar, annem gene tabii önden gitmiş. Ben de bu arada coşuyordum tabii. Gerçekten şu an şey moduna geçtim. Çocuk ruhum kabardı böyle. Bu arada size hanımefendiyi göstereyim nerede. Kendine koskoca parkta loca yapmış olan annemi görüyorsunuz arkadaşlar. Bildiğin bayağı loca yapmış kadın. Keyfimiz gıcır, daha ne olsun. Hanımefendi de çöktü oraya oturdu. Aha kalktı, şimdi sıra bende. Oturayım hemen. Ya bildiğin sandalye var burada ağaçta. Harika. Ah, süper. Anne resmimi çek. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Süpersin. Arkadaşlar çeşme buldum yalnız. Bu kadar yürüyüşün üstüne iyi geldi. Kafeler malum kapalı ya. Şöyle en azından elimizi yıkayalım. Tabii suyunu içemesek de. Ne kadar çeşme yapmışlar bu arada. Kaç yıllık acaba? Bir tarafında tarihi bir şey yazıyor mu? Merak ettim. Hayır arkadaşlar. Hiçbir şey yazmıyor. Çeşmeyi yapmışlar, tarihini yazmamışlar. Olmaz ki ama ben çeşme biliyorsam eğer böyle bir mimaride bir tarih okumak isterim.
Neyse, devam. Anne. Anne, beni de kaydırsana. Hayır, sen demiyor musun içindeki çocuğu öldürmedin diye? Kayalım işte birlikte. Çok fazla çocuk var arkadaşlar, gelin. Annem kızıyor. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir cumartesiydi bizim için. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır bizimle gezerken. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.